Sınıf Kütüphanesi Oluşturma Farklı uygulamalar için aynı mantıksal yapıyı içeren özel DLL dosyaları oluşturulabilir ve bunları farklı tiplerdeki projelerde kullanabilirsiniz. .NET'te bunu yapmak için bir sınıf kütüphanesi oluşturmanız gerekir. Bu sınıf kütüphanesi derlendiği zaman DLL dosyası oluşmuş olur. Şimdi şekildeki dosyayı açın. Solution dosyasını açtığınızda burada bir tane Visual Basic Console uygulaması, bir tane de C yazılmış VPF uygulaması olduğunu görebilirsiniz. Paylaşımlı bir kütüphane eklemek için solution adına sağ tıklayın ve Add açılır listesinden New Project komutunu seçin. Açılan pencereden Class Library seçin ve dosya adına Text Library yazarak OK düğmesine tıklayın. Oluşturulan uygulamayı Build menüsündeki Build Solution komutuna tıklayın ve derleyin. Text Library'ye sağ tıklayın ve açılan menüden Open Folder in Windows Explorer komutuna tıklayarak proje klasörünü açın. Bind klasöründeki debug klasöründe DLL dosyasının oluşturulduğunu görebilirsiniz. Lorem Generator adında bir sınıf oluşturmak istenmektedir. Bu sınıf, Latince kelimelerden rastgele kelimeler oluşturacaktır. Öncelikle sınıf dosyasını yeniden adlandırın ve dosyaya Lorem Generator adını verin. Enter tuşuna bastığınızda sınıfa yeni isim vermek isteyip istemediğinizi soran bir pencere çıkacaktır. Yes düğmesine tıkladığınızda kod içindeki sınıf adı da değişecektir. SS klasöründe bulunan txt dosyasında rastgele kelimeleri oluşturacak kod bulunmaktadır. Bu kodu kopyalayın ve lorem generator dosyasına yapıştırın. Burada bulunan tüm kod açıklanmayacaktır. GetWord metoduyla kelimeler girilecektir. GetSense metodu da aynı işi yapacak fakat ayrıca cümlenin sonuna boşluk ekleyecektir. Şimdi oluşturulan sınıf dosyasını Build Solution komutuna tıklayarak yeniden derleyin. Şimdi Visual Basic proje dosyasına sağ tıklayın ve Add Reference komutunu seçin. Browse sekmesine tıklayın ve az önce oluşturulan DLL dosyasını seçin. Visual Basic uygulamasına çift tıklayın ve kod penceresinde görüntüleyin. Şimdi Text Library sınıfındaki Lorem Generator metodundan G adında yeni bir değişken oluşturun kodun otomatik tamamlandığını görebilirsiniz. Get Sense özelliğini kullanarak 8 kelime istendiğini belirten kodu ekleyin. Readline komutunu kullanarak Enter tuşuna basılana kadar uygulamanın açık kalmasını sağlayın. F5 tuşuyla uygulamayı test ettiğinizde girilen sayı kadar rastgele kelimenin oluşturulduğunu görebilirsiniz. Şimdi aynı DLL dosyası C projesinde de kullanılmak istenmektedir. Öncelikle C uygulamasına çift tıklayın ve kod penceresini açın proje adına sağ tıklayın ve Add Reference komutunu seçin. Az önce DLL dosyası eklendiğinde tekrar Browse sekmesine tıklayarak DLL dosyası seçilmeyecektir. Text Library dosyasını seçin ve OK düğmesini tıklayın. Dosya içine şekildeki kod bloğunu yazın. Buradaki önemli nokta Visual Basic uygulaması ve C -Sharp uygulamasının ikisinin de Text Library DLL içindeki kodu paylaşmalarıdır. Gördüğünüz gibi Visual Studio'da diğer kitaplıklara başvurular eklemek oldukça kolaydır ve Class Library şablonu bu özel kitaplığı oluşturmak için sorunsuz bir yol sağlar.